kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çerez. Nefis kuru yemişleri. Hayır, ben tek Türkiye bir şeyim yok. Bak, bu... Türk kardeşlik, fakirler kardeşlik, Türk kardeşlik, akiller. Evet, tamam. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah sizi anlamlarınızla babalarınıza bağışlasın yavrular. Allah'a mesut olsun. Bir dakika durun arkadaşlar, ne oldu? Bu sabah Kemal'i askerleriyiz. Bu sabah Kemal'i Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi değiliz Kadri Bey. Gazeteciler olarak bizi içeri almıyorlar. Biz sizleri dinlemek istiyoruz. Ne anlatacaksınız veya... Bizim baştan oraya başlayacağız. Evet, biz gazeteciyiz, yerel basınız. Ne konuşuluyor, ne anlatılıyor dinlemek arzu ediyoruz. Çünkü biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Şimdi efendim format böyle. Biz... Format olmaz efendim. Niye olursun? Bu insanlar, bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tabii değil mi? Sakıncalı tipler mi? Gazetecilik bilmediği bir format var mı? Ama ortada gazetecilik... Sadece hükümete ve devlete değil, diğer partilere, hatta meclise olmayan, mecliste grubu olmayan partilere de sunacağız. Bu çok büyük bir çalışma haline geliyor. Ve 5 kuruş para almıyoruz. Sadece ulaşımımız, sadece hepinizin de bildiği gibi büyük hakaretlere maruz kalıyoruz, o kadar. Hepimiz çok değişik fikirlere sahibiz. Çok değişik önerilerimiz var. Birleştiğimiz sadece 2 konu var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi akan kanın durması. Bir, burada aynı fikirdeyiz. İkinci, aynı fikirde olduğumuz konu, bu akan kan durdu. Ama bu barışın sürekli ve kalıcı olması için daha ileri bir demokrasi istiyoruz. Şuna samimiyetle inanmanızı isterim ki, yıllardan beri tanıdığınız ben asla hiçbir siyasi organizasyonun içinde olmadım. Hiç kimse bana siyasi bir söylemini dikte ettiremez. Hiç kimse beni kendi yanında benim sevmediğim hiçbir cümleyi bana söyletemez. Şimdi bu olay bana teklif edildiği zaman ben dedim ki bu çalışma içerisinde özgür müyüm? Evet, özgürsün. Şimdi böyle bir özgürlüğü ele aldıktan sonra son derece önem verdiğim bu ülkenin başına gelmiş en büyük belanın ortadan kaldırılması için yapılacak olan çalışmalarda benim gibi toplumsal sorunlara duyarlı olan bir sanatçının böylesine önemli bir konuda kendisini kenara çekerek bu ülkede ne olursa olsun bana ne kardeşim deme olgusunu ben kendi karakterime yapıştıramadığım için en üst görevlerini burada sizlere ama bakın açıklamam lazım. Bir defa ama akil insanlarla ilgili. Aferin. Bak görüş değil bu. Şimdi bize göre akil insanlar arkadaşlar hükümetin atanmış memurları olmamalıydı. Akil insanlar bana göre üniversitelerden, barolardan, sivil toplum örgütlerden bunlar basını açıkladı ama basın bilsin. Basın bir daha bulamaz. Bana göre akil insanlar hükümetin atanmış memurları konumundalar. Demokratik bir uygulama, demokrasiyi hayata geçireceklerini söylüyor. Teşekkür ediyorum. Geri oturuyorum. Sadece hakir insanlarla ilgili fikir beyan ettim. Bir şey yok. Yok, çok teşekkürler. Tamam. Sadece hakir insanlarla ilgili fikir beyan ettim.